Merhaba arkadaşlar, ben 33 Temmuz 01 Cihan Gibi Göktaş, Birleşmiş Milletler. Geziyorum, dolaşıyorum, bir sorun yok. Burada Gençlik Spor Bakanlığı Atlan Oteli'ni önerdi, o tarafa geçtik. Zaten kuaför Ali Can'dan başladı her şey. O korona, az önce de biz konuştuk, barajlardaki su seviyesine bağlı. Barajlardaki su seviyesine göre yine çeşidi yani. Suyun doluluğuna bağlı. Yosun dip konusun, yosunu görmeden pek inandırıcı değil ama yosunu da bilmek gerekiyor yani şimdi. Etrafı, çevreyi köşeye sıkıştırmışlar, öyle devam ediyor. Abi etraftakiler aynısı zaten, benim aynısı. Değişen bir şey yok. Herkes de benim gibi, hiçbir farkı yok. Hukuk bakımından köşeye sıkışmışlar. Yardımcı olacak çevre bir an önce ortaya çıkıp yardımcı olması gerekiyor. Böyle değil ki. Arkası önemli değil. Ne üretsen zaten benziyor. Sıralamaya eninde sonunda tamam mı? Dünyaya ar gelebilir ama yani döndürüp dolaştırıp yerine koyduğun zaman yerini bulacak o. Markası önemli değil. Alıcısı var yani şimdi. Denk geldi, geldi. Sen farkına varamadın. Terörle fena kapışmıştı dünya. Tüm dünya büyük kapıştı terörle. Terör olayı farklı konu. İş adamlığı farklı bir konu. Yani geleceği görebilmek önemli bir konudur. Yani Mercedes belli etmiyor. Mercedes'in de inisiyatifinde. Biz de rolümüzü oynuyoruz. Yani o da geçerli. Ya hep diyor Ankara'dan geliyor, yalan söylüyor. Kendisi için gelmiş. Dolaşmaya gelmişler. Ankara'dan geldik oraya. Ya beni özellikle arayıp soran yok. Ya bir suçu yok diyor. Bir suçu, bir unsur yok. Yani biz de aramıyoruz. Yok, ben demek istediğim hazinenin açılmasını bekliyoruz hep birlikte. Merkez bankalarına bağlı. Bak ben mesela Rolex savaş pilotlarıma ben taktırtmıyorum. Benim inisiyatifim de var. Babamla ben takardım. Abi benimkisi ruhi yani ruhsal bir durum değil konu. Ben Rolex'i tanımam değil. Tüm dünyaya da ben 10 günde Rolex'i taktırtırım, hiç de kolundan çıkartırım. Sevdirttirerek yani, anlatabiliyor muyum? Yani? Sokağa veya ki shopping center'lara gerekli de değil. Bize ilaç endüstri sanayisi. Vallahi Rolex yasak bizde. Rolex'i sen kullanamazsın ki. Maaş bordron yetmiyor ki, sen maaş. Bana ne, baban zengin, sen zenginsin. 17 yılda ödeyemiyor, 16 yıl Avusturya tarafından V-Eject'li şike veriyor. Canıyla öder yani, 17 kez uçtuktan sonra 18.de ters döner o Rolex, anlıyor ne demek istediğimi. Kolunda ters döner, öldürürsün adam. Saat kolunda olmadı mı uçuşa da gitmez. Meyni içmesini bilir, uyumasını bilir, kalkmasını bilir. 35'i de koruyor diyor, koruma, kollama şakasına bakıyor, sert çıkışıyor. Su seviyesi çekildi mi, fazlalaştı mı, nereden geliyor, kaynak mı buldular, ne buldular, ne oldu da, anlatabiliyor muyum? Halka sezinletmeden bana söyleyecek ki ben de ona cevabını söyleyeyim. 5-10 gün sonra, 20 gün sonra cevabını söyleyeyim. Baraj seviyesini söyleyemedikten sonra ben şimdi Amerika'ya gideyim, 3 saatte kolera var mı yok mu nereden bileyim? Ama sen bana baraj su seviyesini söylediğin zaman ben ona göre yaşantım, benim geçmişim, geleceğim endeksli, anlatabiliyor muyum? Ben bilirim yani. Kolera nereden başlamış, almış başını gidiyor. Ama şimdi hastane var, çarşaf kullanır, hastane var, telefon kullanır. Ya adam asmalara çıkıyor, köprülerin asmalarıyla kolay bir şey değil yani bu Ali Koç. Köprü asmalarıyla uğraşıyor yani, hem asmalarla hem orayla uğraşan insan zor zaten. Kale direkleri ne alaka? Kariyere bir sahipliği yok yani. Ya çaydan girdi, pirinçten çıktı şimdi. Bulgur nerede, aş nerede, Çin pilavı diyor falan. Aziz Yıldırım da başaramaz. Başarır, Türkiye'de başarır, tüm dünyada başarır ama istedikleri seviyeye gelmez yani. Büyük akım lazım, bu işler akımlı oluyor. Öyle basit bir konu değil yani. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hazine Zebi, herkes alsın payını. Bizim sözümüz sözdür yani. Tüm dünya birlikte söz verdi yani. Savaş kopar. Şakası olmaz, ciddiye ciddi yani. Sırf Türkiye'nin ihtiyacı var yok değil yani. Hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.